Webinarımıza hoş geldiniz. Benim isim Abdullah Çoşkun. ABK Teknik'te uygulama mühendisi olarak çalışıyorum yaklaşık 7 yıldır. Bugünkü webinarımızda 3D Experience platformunda bulunan Product Communicator ürününü inceleyeceğiz. İlk olarak webinar boyunca izleyeceğim yol haritasından sizlere bahsetmek istiyorum. Birinci adımda firmamızı sizlere tanıtacağım. Daha sonrasında 3D Experience platformu nedir? Kısaca bunu ifade etmeye çalışacağım. Daha sonrasında Product Communicator rolü içerisinde bulunan XStudio uygulamasını sizlere ifade edeceğim. Dördüncü adımda da yine Product Communicator rolü içerisinde bulunan XHighlight uygulamasını aktaracağım. Son olarak da sorularınız varsa bunları yanıtlamaya çalışacağım. Firmamızı tanıtarak başlayalım. ABK Teknik 2008 yılında kurulan tasarım ve imalatta çözümler getirmeye amaçlayan bir firmadır. Yaklaşık 15 yıldır da sektörde aktif olarak faaliyet göstermekte. Tabii ki sektörde kalıcı olabilmek, distribütörlüğü yapılan ürünlerle de doğru orantılı. Bundan dolayı kullanıcılar tarafından kullanılan ve tercih edilen programların distribütörlüğünü yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki sadece burada yazılım satışı yapmıyoruz. İhtiyaç halinde müşterilerimize eğitim ve mühendislik hizmetlerimizi de çözüm olarak sunuyoruz. Burada yine ihtiyaç halinde dediğim gibi eğitimle alakalı veya mühendislik bir hizmetle alakalı ihtiyaç olduğunda da ilgili teklifi ileterek kendilerine çözüm sunmaya çalışıyoruz. 3D Experience platformundan da kısaca bahsetmek isterim. 3D Experience platformu tasarım ve üretim ekosistemindeki herkes için güvenli bir işbirliğine dayalı birden çok hizmetin sunulduğu bir platformdur. Web tarayıcısı ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilen güvenli bir bulut ortamıdır. Burada yüzlerce uygulama bulunuyor. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili rolleri kendilerine çözüm olarak sunuyoruz. Ve daha sonrasında da bu rollerin içerisinde bulunan uygulamaları kullanmaya başlayarak sunmuş olduğumuz çözümleri kendileri kullanmaya başlıyorlar. Bugünkü webinarımızın ana konusu Product Communicator rolü olacak. Biz de üçüncü adımda bu 3D Experience platformunda bulunan Product Communicator rolünü sizlere ifade edeceğim. Product Communicator kendi içerisinde iki tane uygulama barındırıyor. Bu uygulamalardan ilki XStudio uygulaması. XStudio uygulaması bir render programı. Daha öncesinde duymayanlar için hani kısaca render'ın tanımını da yapayım. Bildiğiniz üzere SolidWorks ve benzeri tasarım programlarında modeller 3 boyutlu hale getiriliyor sanal ortamlarda. Yine bu sanal ortamlar kullanılarak sahne stüdyo ayarlamaları yapılarak fotoğraf kalitesinde görseller elde ediliyor. Bu sanal ortamlardaki fotoğraf kalitesinde görsel elde etme işi ne de render deniyor aslında. 3D Experience platformunda da render çözüm olarak XStudio uygulamasını sunuyoruz. Yine Product Communicator rolü içerisinde bulunan bir diğer uygulamada XHighlight uygulaması. Bu da teknik dokümantasyon içeriği hazırlamamızı sağlayan bu uygulama. Nedir teknik dokümantasyon içerikleri? Montaj talimatları, kurulum talimatları, servis rehberleri gibi birçok materyalin içerisinde görseller bulunuyor. Bizler de evimize bir ürün satın aldığımızda demonte halde bunların montajıyla ilgili bazı resimler karşımıza çıkıyor. Bu resimler aslında teknik dokümantasyon içeriği oluşturmamızı sağlayan programlar vasıtasıyla oluşturuluyor. XHighlight de 3D Experience platformunda bulunan ve teknik dokümantasyon içeriği oluşturmamızı sağlayan bir uygulama. Dediğim gibi temelde Product Communicator rolünü satın aldığınızda iki tane uygulama sizlere geliyor. XHighlight ve XStudio uygulamaları. Bu uygulamaları kullanarak da ilgili çözümleri kullanmaya başlayabilirsiniz. XStudio programından ilk başta başlayalım. Program içerisinde yapacağımız örneklerle sizlere bu programı tanıtmak istiyorum. Platformu açtığımızda sol üst tarafta bulunan pusulaya tıkladığımızda firmamız tarafından alınan ve tarafımıza atanan rolleri görebiliyoruz. Burada Product Communicator rolüne geldiğimizde zaten XHighlight ve XStudio iki uygulama karşımıza çıkıyor. Bu uygulamaları platform içerisinde konumlandırdığımız alana dashboard ismini veriyoruz. Zaten halihazırda daha öncesinden hazırladığım bir Product Communicator dashboard'u var. Bu dashboard'u ihtiyaç halinde firmadaki arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu uygulamaları konumlandırdıktan sonra da hangileri gelecekse bunların ayarlamasını yapabiliyorum ekranda. Mesela sağ tarafta 3D Space uygulaması gelmiş. Burası platformun fiziksel dosyalarının depolandığı kısım. Buradan hani dosyaları kaydedebilir ve daha sonrasında açmak için kullanabiliriz. Burada yeni bir ürüne tıkladığımda XStudio uygulamasından kendi kaydetmiş olduğum dosyaları direkt olarak filtreleyebiliyorum.
Buradan ilgili montaj dosyası seçerek direkt olarak program içerisinde açabilirim. Veya Open Production seçeneğiyle proje olarak kaydetmiş olduğum datalar varsa X Studio içerisinden onlara da erişim sağlayabilirim. Erişim sağladıktan sonra da yine çalışma alanından bunları seçerek program içerisinde görüntüleyebilirim. Bununla birlikte bu uygulama içerisinde 3D XML dosyası import edilebiliyor. Hani halihazırda dışarıda bir 3D XML dosyası varsa bunu import edebiliyorsunuz. Aynı zamanda program kullanırken render alınması için göndermiş olduğunuz işler varsa da Job Monitor kısmından bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Biten işler varsa da yine bunları burada görüntüleyebiliyorsunuz. 3 ay süreyle depolanıyor. 3 ay sonrasında buradaki kaydedilmiş dosyalar otomatik olarak siliniyor. Burada en son kullanılan yine projeler karşımıza çıkıyor. Benim kaydetmiş olduğum test resimli bir projem vardı. Bunu açarak bu proje üzerinde çalışma gerçekleştirelim. Tam ekran yaparak buradaki programı monitörüme sığdırıyorum. Modelin konumlandığı alan zaten çalışma alanımız. Burada içeri aktardığımız dosyaları görüntüleyebiliriz. Sol tarafta sahneler bulunuyor. Buradan yeni bir sahne ekleyerek aslında modelin farklı detayları varsa uygulayabiliyoruz. Aşağı kısımda yine modelin 3 boyutlu dosyalarını görüntüleyebileceğimiz bir alan karşımıza çıkıyor. Üzerinde durduğumuzda zaten ön izlemesi görünüyor. Onun hemen sağında malzemeleri görebileceğimiz bir alan var. Burada tek tek malzemelerin üzerine geldiğimizde hangi parçaya atanmışsa o görünüyor. Üçüncü sırada da uyguladığımız bir 3 boyutlu stüdyo ortamı varsa onları burada görüntüleyebiliyoruz. Buradan ilgili modeli seçtiğimizde zaten çalışma alanında dinamik olarak görünüyor. Aynı zamanda sol taraftaki pencerede de görünüyor. Aşağı kısmında da araç çubuğumuz bulunuyor. Render alma veya mevcut devam eden render işlerini görme gibi birçok komutun bulunduğu bu aracı ihtiyaç halinde kullanabiliriz. Sağ üst kısımdaki platformda ismim üzerine geldiğimde mouse hareketlerini SOLIDWORKS CAD olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle SOLIDWORKS tasarım programı kullandıysanız ve bu mouse hareketlerine aşinaysanız programa yabancılık çekmemek için bu önemli bir detay. İşte mouse topuna tıklayıp döndürme, taşıma, bu işlemlerin tamamı SOLIDWORKS'teki aynı olacak şekilde ilgili ayarı yaptıktan sonra geliyor. Buradan bir modeli seçtiğimizde bakın XYZ koordinatlarını ifade eden koordinat ekseni karşımıza çıkıyor. Bunu model üzerine sürükleyip bıraktığımızda istediğimiz yönde hareketini sağlayabiliriz. İşte bu hareketi yaptıktan sonra tekrardan orijinal pozisyonuna göndermek istediğimizde de parçanın konumunu sıfırla komutunu kullanmamız yeterli olacaktır. Bir diğer seçenek de burada kameralar seçeneği. Şimdi sağ tarafta baktığımızda kameranın detaylarını görüntüleyebiliyoruz. Burada yakınlaşma, uzaklaşma gibi detaylar ayarlanabiliyor. Buradan zoom out yaparak hani ne kadarlık bir mesafede işlem yapacaksak belirleyebiliyoruz veya perspektif değerinde direkt olarak ayarlama imkanına da sahibiz. Böyle bir ültelim ekranı. XYZ değerlerini manuel olarak da girebilirim. Yani ben burada işte kamerayı mouse topuna tıklayarak döndürdüğümde illa hani buradaki XYZ değerlerini kabul edeceğim diye bir kaydı yok. Sağ taraftaki kısımdan ilgili ayarlamaları yaparak burada düzenleme yapabilirim. Bir diğer seçenek 360 derece çıktı alma. Belirlemiş olduğumuz frame'ler neticesinde modelin kendi etrafındaki hareketi kaç derecede oluşacaksa bunları adet olarak burada belirleyebiliyoruz. Odaklanma seçeneğini aktif hale getirerek de model üzerinde bir nokta seçtiğimiz takdirde burada hangi kısımlar net görünecek, hangi kısımlar daha bulanık görünecek bunun ayarlamasını yapabiliyorum. Burada bulunan blur seçeneği de bu netlik ve bulanıklık kısımlarının hangi oranda olacağını ayarlıyor. Aynı zamanda çalışma sayfasını da burada oranını ayarlayabilirim. İşte HD standart deyip 16'ya 9 bir ayarlama yapabilirim. Veyahut kare diyerek birebir bir ayarlama yapabilirim vesaire. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde sayfa düzenlemesiyle alakalı ayar yapmamız da mümkün. Bu oranı verdikten sonra da yine yatay veya dikey pozisyonda olacaksa bunun da ayarlamasını yapmak mümkün. Buradan yeni bir sahne ekleyelim. Yeni sahne eklediğimizde modül üzerine bazı değiştirmeler yapacağız. Bu değişiklikleri nasıl uyguladığımıza bakalım. Şimdi burada gelip yeni bir malzeme içeriye aktaralım. Bu malzemeler 3D Experience platformunda bulut tabanlı kaydedilmiş malzemeler. Buradan gelip kırmızı rengi seçeceğim. İlk başta kendi yüklemiş olduğum dosyaları filtreliyorum. Ve daha sonrasında çalışma alanında boş bir yere bakın. Bu şekilde getirip bırakıyorum.
Bıraktıktan sonra da zaten burada malzeme kısmına geldiğimde direkt olarak görünüyor. Parçayı seçip malzemeyi tekrardan çalışma alanına sürükleyip bıraktığımda modül üzerine bu malzeme uygulamasının gerçekleştiğini görüntüleyebiliriz. Benzer işlemi diğer bir parça için de yapacağım. Buradan gelip parçayı seçtim. Bakın sol taraftan da yine malzemeyi bulalım. Sürükleyip bıraktığımda da bu malzeme de yine parça üzerine uygulanmış oldu. Bu şekilde malzemenin kırmızı bir konfigürasyonunda elde etmiş olduk. Şimdi sahnelere geldiğimizde şu anki mevcuttaki pozisyon güncellenmemiş durumda. Buradan güncelle diyerek sahneler içerisinde bulunan ön izlemeyi güncelleyebilirim veya klavyeden bunun için Shift A kısa yolunu da kullanabilirim. Aşağı kısımdan canlı ön izleme seçeneğini aktif hale getiriyorum. Şimdi çalışma alanında render görselinden uzak bir görüntü var. Bundaki amaç da aslında bizim hızlı bir şekilde çalışmamızı sağlayabilmek. Burada modeli döndürdüğümüzde serbest kamera vasıtasıyla yani direkt olarak render alacağımız görsel yakın bir görünüm karşımıza çıkıyor. Burada sahne kamerası olarak da değiştirip işlemleri gerçekleştirebiliriz. Free kamerada anlık olarak hani güncelleme oluyorken sahne kamerasını bir defa güncelle seçeneğine tıklamanız gerekiyor. O yüzden burada serbest kamera yani free kamera seçeneğini kullanmak sizler için daha iyi bir seçenek olacaktır. Dediğim gibi bu şekilde render alacağınız görseli ön izleyebilirsiniz. Ön izleme seçeneğinden sonra diğer bir seçeneğimize doğru ilerleyelim. Dışarı aktarma seçeneği. Burada dışarı aktarma seçeneğine geldiğimizde projenin ismini ilk başta girebiliriz. İşte örnek veriyorum testere resim 1 olarak ben burada proje ismini girdim. Format olarak JPEG, PNG olarak formatlarda çıktı almamız mümkün. Aynı zamanda 360 derecelik dediğim gibi ayarlarda kamera ayarlarında bir ayar yaptıysak ve bu şekilde bir çıktı alacaksak ilgili seçeneği orada aktif hale getirebiliyoruz. Ben şu an için tek bir görsel alacağım. Bundan dolayı kapatıyorum. Aşağı kısmında çözünürlük değerleri mevcut. İlgili çözünürlük değerlerine girdiğimde bakın aşağıda bir kredi seçeneği karşımıza çıkıyor. Bizim aslında bu vermiş olduğumuz çözünürlük değerleri ve kalite değerleri otomatik olarak bulut tabanlı bir render işlemi yapacağı için ne kadarlık bir kredi harcanacağını bizlere gösteriyor. Yani programla birlikte satın almış olduğunuz bu krediler çözünürlük ve kalite ayarlarına göre değişiklik göstermekte. Çözünürlüğü arttırdığımızda, azalttığımızda burada kredi miktarlarında değiştiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Daha sonrası da kaydet ve render işlemi için başlat seçeneğine tıkladığımda buradaki proje Job Monitoring kısmına gönderiliyor ve yine bulut tabanlı olarak bir render faaliyeti başlatılmış oluyor. Buradan devam eden işlere tıkladığımızda da şu şekilde bekleyelim biraz. Buradan halihazırda tamamlanan ve devam eden işleri görüntüleyebiliriz. Şu an için göndermiş olduğum proje başlamamış henüz. Daha öncesinde yapmış olduğum bir detay bulunuyordu. Buradan yine indirme yapabiliriz veya 3D Space içerisinde yayınlayabiliriz. Dosyaları indirelim bakın. Sonuçları birlikte bir görüntüleyelim. Açtığımızda elde etmiş olduğumuz sonucu görüntüleyebiliyorsunuz. Yine farklı bir sonucumuz daha bulunuyor. Onu da yine indirip bakalım. Bu şekilde yine elde edilen bir render görselini görüntüleyebiliyorsunuz. Tabii çözünürlük değerleri daha da arttırarak hani kalite anlamında daha üst düzeyde bir gerçeklik sağlanabilir. Bu tamamen sizin gireceğiniz detaylarla ve çözünürlük miktarına göre değişken bir durum. Malzeme atamalarını kaldıralım parçalar üzerine tek tek tıklayarak. Buradan Remove Materials diyerek bunları kaldırdım. Modele 3 boyutlu stüdyo ortamları uygulayalım. Yine burada platforma yüklemiş olduğum sahneler karşıma çıkıyor. Buradan hangi sahneyi uygulayacaksak onu seçip çalışma alanına sürükleyip bırakmamız yeterli olacaktır. İlgili sahneyi seçip çalışma alanına bıraktığımda model üzerine direkt olarak uygulandığını görüntüleyebileceğiz. Bu şekilde sahnemizi uyguladık. İlgili sahneyi seçtiğimiz takdirde sağ taraftan işte bunun parlaklık değerini veya aşağıdan rotasyon derecesini ayarlayarak ışığın model üzerinde ilgili konuma gelmesini sağlayabiliriz. Aşağı kısma geldiğimizde zemin seçeneği bulunuyor. Burada modelin zeminden yansımasının miktarını ve yansımanın ne kadar bir netlikte olacağını ayarlamamız da mümkün. Burada ilgili ayarlamaları da gerçekleştirerek görselin render kalitesini arttırabiliriz. Devam edelim burada. Diğer bir seçeneğimiz de ambiyans oluşturma yani sahne oluşturma.
Şimdi var olan sahneleri biz hep kullandık. 3 boyutlu stüdyo ortamlarını kullandık. Kendimiz de sıfırdan aslında burada bir sahne, 3 boyutlu stüdyo ortamı oluşturabiliyoruz. Burada ışıklandırma ile alakalı bir detay varsa burada bir farklı sahne seçebiliriz veya mevcutta default olarak gelen sahneyi kullanabiliriz. Daha sonrasında bilgisayarımdan bir tane JPEG görseli seçiyorum bu sahnenin arka planında uygulanması için. Bu şekilde ayarlamamı yaptıktan sonra yine burada parlaklık ve rotasyon değerlerini değiştirebilirim. Oluştur dediğimde otomatik olarak aslında burada vermiş olduğum ayarlar neticesinde bir sahneyi elde etmiş olacağım. Sahnemiz oluştu ve bu şekilde model üzerinde de uygulanmış oldu. Yani dilerseniz bu şekilde kendinizde bir sahne oluşması sağlayabilirsiniz. Yine zeminden yansıması ve yansımanın netliğini ayarlayalım. Şurada ışık değerini biraz arttırdım ve bu şekilde bir görsel elde ettim. Bakın aşağı kısımda da zaten atamış olduğum arka planda burada karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bir ayarlama yaparak render üzerinden sonuç almamız mümkün. XStudio içerisinde alınan bazı render örnekleri bulunuyor. Bunları da sırasıyla inceleyelim. Genel olarak XStudio programı bu şekilde. Dördüncü adımda Product Communicator rolü içerisinde bulunan XHayLight uygulamasını sizlere ifade edeceğim. Fakat hani bu aşamadayken sizlere bir sorum olacak. Bunları yanıtlamanızı sizden rica ediyorum. Çalışmış olduğunuz firmada kullandığınız render programı hangisi? Photoshop 360, Visualize veya farklı bir program kullanıyorsanız bunu belirtmenizi sizlerden rica edeceğim. Veyahut hani şu an için bir program yok ama ileriki aşamada almayı düşünüyorsanız da dördüncü seçeneği seçebilirsiniz. Biraz bekleyelim, yanıtlar gelmeye devam ediyor. Vermiş olduğunuz yanıtlar için teşekkür ederim. Genellikle Photoshop ve Visualize ağırlıklı bir uygulama kullanıldığı verilen yanıtlar da ortaya çıkıyor. Devam edelim. Dediğim gibi dördüncü adımımızda Product Communicator rolü içerisinde bulunan XHighlight uygulamasından bahsedeceğim. XHighlight uygulaması daha öncesinde ifade ettiğim gibi teknik dokümantasyon içeriği oluşturmamızı sağlayan bir program. Servis kılavuzlarında kullanılan görseller, montaj talimatlarında kullanılan görseller gibi dinamik içerikleri oluşturmamızı sağlayan bir uygulama. Yine bu uygulamayı da platform üzerinde bir proje üzerinden açarak sizlere ifade etmek istiyorum. Burada daha öncesinde yapılan bir proje bulunuyor. XHighlight projesi. Bunu program içerisinde sürükleyip bırakıyorum. Sadece model aktarımı yapılıp kaydedilmiş bir proje. Yani içerisinde herhangi bir detay yok. Bunun üzerinden birlikte ilgili görselleri oluşturalım. Sol tarafta yine sahneler seçeneği bizi karşılıyor. Onun hemen sağında tasarım sekmesine geldiğimizde fili aktörlerini burada görüntüleyebiliyoruz. Notlar, kesitler, balonlar gibi. Onun hemen sağında da montajın içerisinde bulunan parçaları görüntüleyebileceğimiz detaylar bizleri karşılıyor. Buradan yine dinamik olarak görüntüleme yapıyoruz. Aşağı kısımda zenginleştirme, transform ve görünümler olmak üzere 3 tane sekme bulunuyor komut kısmımızda. Buradaki kısımlardaki komutları kullanarak patlatma görünümlerini istediğimiz seviyede oluşturabiliriz. Görünümler sekmesine geldiğimizde işte burada modele ön, üst, izometrik gibi farklı açılardan bakmak istiyorsak bu tarz işlemleri gerçekleştirebileceğimiz bir alan bulunuyor. Modelin bulunduğu alan kanvas olarak burada adlandırılıyor. Oranını sol tarafta bulunan komuta tıkladığımızda değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda işbirliği aktörlerine geldiğimizde burada sahneleri seçtiğimde bu kanvasın boyutlarını elle de girmem mümkün. Yani bir oran verilmiş ama ebat olarak burada 1920 ve 1080 gibi bir değer bakın burada ayarlıyorum ve bu şekilde çalışma alanında ayarlamış oluyoruz. Ne yatay veya dikey pozisyonda olacaksa burada bir oryantasyon işlemi de yapmamız mümkün. Onun altında hemen yine background yani arka plan seçeneği bulunuyor. Burada sade bir renk seçebilirim veyahut bir resim yükleyerek de arka planın bu şekilde olmasını sağlayabilirim. Şu an için bu arka planı kapatacağım ve default'ta zaten gelenek benim için yeterli. Bu şekilde devam edeceğim. Tasarım programlarında bildiğiniz üzere işte dış hatları vurgulama, siyah beyaz gösterme gibi farklı görünüm seçenekleri bulunuyor veya pürüzsüz gibi. Burada da smooth yani bir pürüzsüz seçeneğini seçeceğim ve dış hatların siyah renkli bir şekilde görünmesini istemeyeceğim burada. Zenginleştirme sekmesine geldiğimizde buraya bir metin ekleyelim ilk başta. Burada ilgili değerimi girdim. Hoparlör montaj şeklinde bir text burada oluşturdum. Şimdi text çalışmamda çok ufak görünüyor. Bunun fontunu ilk başta büyütelim.
Kontrolü buradan 150 olarak ayarlıyorum. Daha sonrasında çalışma alanında tekstil alanını büyüttüğümde otomatik olarak bu font değeri karşımıza çıkacak. Buradan sol tarafa merkezlenmiş durumda yazı. Bunu merkezli olacak şekilde ayarladım. Aynı zamanda arka planında beyaz bir resim, daha doğrusu renk bulunuyor. Bu arka plan rengini de kapatıyorum. Bu şekilde transparan bir görünüm elde edelim. Buradaki yazının kalın veya italik olmasını sağlayacak çeşitli komutlar da yine burada karşıma çıkıyor. İlgili ayarlamaları yapalım. Aynı zamanda burada elle de yine sağ tarafta bulunan kısımdan bir düzenleme yapabilirim. Yine buraya hoparlör montajı bakın şu şekilde yazayım. B'si büyük olacak şekilde. Bu tarz bir ayarlama yaptıktan sonra da sahnemiz zaten otomatik olarak güncellenecek ama hani yine güncellenmediği durumlarda bazen manuel olarak bu işlemi yapmamız gerekebilir. İkinci bir sahne ekleyeyim. İkinci sahne eklediğimde zaten birinci sahneden türettiğim için aynı detay karşıma gelecek. Burada teksti silmiyorum, gizle diyorum sadece. Gizledikten sonra modele şu şekilde arka görünümden bakacağım. Pardon, ön görünümden. Bu şekilde aktif hale getirdim. Burada bir detaylandırma metni ekleyelim. Buradaki amacım da aslında parçanın ismini ifade eden bir text kutusu oluşturmak. Parçanın üzerine tıkladığımda yine bu şekilde parçanın ismini ifade eden yazı çıktı. Fakat ufak fontunu 150 yaptım ve çalışma alanında görünür hale geldi. Sağ tarafta zaten text içerisine baktığımızda actor name olarak bir detay geliyor. Bunu ben istersem eğer hani silip kendim manuel bir değerde yazabilirim. Örneğin burada tiz hoparlör değerini giriyorum. Bu şekilde parçanın açıklamasını girmiş oldum. Arka planı yine kapatıyorum. Yazıyı da siyah olacak şekilde ayarlıyorum. Metin düzgün bir şekilde göründü ama hangi parçaya ait olduğunu ifade eden çizgi görünmedi. Yine bu da kalınlıkla alakalı. Onun değerini de 15 yapıp rengini kırmızı olarak ayarlıyorum. Bu şekilde bir ayarlama yaptıktan sonra da bakın çalışma alanında ilgili metin değerini görüntüleyebiliriz. Bu metin değerini kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu yapmamdaki sebep de hani benzer işlemi aşağıdaki parça için tekrar etmeyeyim. Sadece çift tıklayarak metnin ifadesini değiştirmek istiyorum. Burada tiz hoparlör yerine bas hoparlör ifadesini yazıyorum. Bu şekilde her iki parçanın da ismini ifade eden detayı çalışma alanında eklemiş olduk. Güncellediğerek sahneyi burada ön izleme resmini güncelliyorum. Yeni bir sahne oluşturdum. Buradan bu sefer de modelin arka görünümünü aktif hale getiriyorum. Her iki daha önce eklemiş olduğum teksti seçip gizledim. Yine buradan yapıştır diyerek modelin açma ve kapama düğmesinin olduğu kısma bir tekst ekleyeceğim. Buradan tiz hoparlör seçeneği çift tıklayarak yine bunun diğerinde açma slash kapama olarak ayarlıyorum. Bu şekilde üçüncü görselimi de oluşturdum. Ön izleme resmini güncelliyorum. Kayıt altına almış olduk. Daha sonrasında birinci sahneyi burada aktif hale getirdim ve buradan yeni bir sahne oluşturdum. Birinci sahneyi aslında türetmiş oldum. Bu kısmı bulunan hoparlör montaj metnini tekrardan gizliyorum. Burada modeller kısmına geldiğimde 4 tane bağlantı elemanı beni karşılayacak. Bu bağlantı elemanlarını seçiyorum. Daha sonrasında ön kısımda bulunan iki parçayı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra da yine kutu parçasını da seçip lineer seçeneğini aktif hale getirdim. Lineer seçeneğinin mantığı modelleri çekmiş olduğumuz yönde belli oranda orijinal konumlarından uzaklaştırmamızı sağlamak. Bu şekilde bir işlem yaptığım takdirde bağlantı elemanları ön kısımda bulunan iki plaka farklı pozisyonları ilerlemiş oldu. Tek bir parçayı seçip hareket ettirmek istediğimde lineerle değil, burada öteleme komutuyla bu işlemi gerçekleştireceğim. Ön plakayı da bu şekilde aşağı kısma doğru taşıdım. Zenginleştirme sekmesine buradan geliyorum. Tabii patlatma görünümlerinde önemli detay parçanın orijinal olarak hangi konumda olduğunu ifade etmek. Buradan parçanın var olan konumunu ve aslında orijinalde hangi konumda olacağını ifade eden bir çizgiyi ekledim. Bunun kalınlığını arttırarak çalışma alanına görünmesini sağlıyorum. Yine renk değerini kırmızı olarak ayarladım. Eğer ki ihtiyaç halinde hani bu kesik çizgi değil farklı bir formatta görünsün istiyorsanız da aşağı kısımdan onun da ayarlamasını yapabiliriz. Buradan bir de balon memek diyelim. Hani bunun kaç adet olduğunu ifade eden 4 parça içinde ayrı ayrı bunu yapmak yerine bir açıklama balonu ekleyerek burada 4 adet kullanıldığını gösterelim. Buradan 4x şeklinde bir metin ekliyorum. Bunun da yine fontunu arttırarak çalışma alanında belirgin olmasını sağlıyorum. Bu şekilde bir ayar yaptıktan sonra kalınlığı da arttıralım. Şöyle de uzaklaştırayım, belirgin olsun. Buradaki görselimizi de tamamlamış olduk. Hemen sahnelere gelip bunu güncelleyelim ve kayıt altına alalım.
Dediğim gibi burada 4 görselimizi de tamamlamış olduk. Yeni bir sahne ekleyeceğim. İlk sahneyi aktif hale getirdim ve buradan ilk sahneyi kullanarak yeni bir sahne türettim. Hoparlör montaj metnini tekrardan gizliyorum. Görünümlere geldikten sonra burada arka görünümü aktif hale getirdim. Zenginleştirme seknesine geldiğimizde Digger komutu burada bizleri karşılıyor. Bu komut vasıtasıyla modelin ilgili kısımlarına yakınlaşma, uzaklaşma veya iç kısmında olan detayları gizleyip gösterme gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliriz. Ben burada açma kapama düğmesi daha net bir şekilde ifade edilmesi için ilk başta hangi merkezde daha net bir görüntü olacaksa onu burada ayarlıyorum. Ve daha sonrasında iki boyutlu resim yakala dediğimde de buradaki kısım daha büyük ölçekte bir görselde ifade ediliyor. Dairenin dış kısmının rengini kırmızı olarak ayarladım ve kalınlığını 10 olarak girdim. Aşağı kısma geldiğimizde buradaki dairenin hangi parça üzerinde olduğunu ifade eden çizginin de kalınlığını arttırabilirim. Yine renk değişikliği de yapmam mümkün. Bu şekilde daha profesyonel bir içerik hazırlamak mümkün. Beşinci görselde de istediğim ayarlamaları yaptım. Burada yine sahneyi güncelle diyerek ön izleme resmini de güncel hale getiriyorum. Burada yine bir açıklama metni ekleyelim. Bu metni ekledikten sonra bakın şu şekilde düğme açık. Bunu yine font değerini büyütüyorum. Arka planını kapatıyorum. Yani şeffaf bir tekst olacak. Arkasında beyaz vesaire olmayacak. Yine bu metin merkezde konumlansın şekilde diye ayarladım. Ve burada konumlandırmasını tamamladım. Tekrar sahneyi güncelle diyerek bunu kayıt altına alıyorum. Birinci sahnemi aktif hale getirdim. Yine bunu kullanarak yeni bir sahne türeteceğim. İlgili metin dosyamı tekrar gizleyeyim. Burada yeni bir sahne ekleyelim. Aynı XStudio uygulamasında olduğu gibi. Zaten benzer sahneleri burada da görüntüleyebiliriz. Şöyle daha detaylı görmek için ufaltalım küçük ön izleme resimlerini. Burada ilgili sahneyi sürükleyip çalışma alanına bıraktığım takdirde model üzerine uygulanacaktır. Hani X-Highlight içerisinde de hani bir render programı kadar olmasa da yine görsel kalitesini arttırabileceğimiz seçenekler bulunuyor. Buradan da yine bakın eklemiş olduğumuz 3 boyutlu stüdyo ortamını veya sahneyi görüntüleyebiliriz. Yine bu sahnenin parlaklık değerini, model üzerinde ışığın düzgün bir şekilde düşmesi için rotasyon değerini de ayarlayabiliriz. Bu tarz ayarlamaları yapmak dediğimiz gibi istediğimiz kalitede sonuç elde etmemizi sağlayacaktır. Yine zeminden yansımasını, yansımanın ne kadar netlikte olup olmayacağı gibi detayları da ayarlamamız mümkün. Ayarlamamızı yaptıktan sonra sahne içerisine geri dönelim. Buradan sahneyi güncelle diyerek yapmış olduğumuz değişiklikleri kayıt altına alalım. Şimdi burada parçamız gri renkte. Bu parçanın malzemesini değiştirelim. Default'ta atılan rengi görüntülüyoruz. Buradan malzeme eklediğimizde yine platform içerisinde kaydedilen malzemeleri görebiliyoruz. Kendi ekledim malzemeleri filtreliyorum buradan. Kırmızı rengi sürükleyip çalışma alanına bıraktığım takdirde model üzerine direkt olarak uygulanacaktır. Yine burada sağ kısımda atamış olduğum kırmızı renkteki malzeme detaylarını görüntüleyebiliriz. Buradan biraz yakınlaşalım. Görünümü güncelle diyerek 6. sahneyi güncelledik. Farklı bir konfigürasyon oluşturmuş olduk. Kırmızı konfigürasyon. Bu şekilde ilerledik. Şimdi iş bittikten sonra çıktısını almadan önce ön izleme moduna tıklayarak burada tek tek yapmış olduğumuz görselleri görüntüleyebiliriz. Yani istediğimiz seviyede mi değil mi? Bunların bir ön izlemesini yapmamız mümkün. Eğer ki istediğimiz seviyede ise çıktı alma işlemine geçerek bunları dışarıdaki bir lokasyona kaydedebiliriz. Birinci sahnemi aktif hale getiriyorum. Buraya yeni bir metin dosyası ekleyeceğim. Bunun da içerisine kırmızı şeklinde bir yazı ekleyelim. Fontunu yine büyütüyorum. Arka planını kapattım. Merkezden olacak dedim ve rengini de kırmızı olarak ayarladım. Bunu yapmamdaki amaç da şimdi hep ön izleme sekmesine geçip görünümler arasında geçişi o şekilde sağladık. Fakat X-Highlight uygulamasında metni seçtikten sonra bakın aşağı kısımda burada sahneye ilerle diye bir komut bulunuyor. Buradan hyperlink olarak hangi sahneye gideceksek onu burada ayarlayabiliyoruz. Sahne 5'i ben seçtim. İsim olarak sahne 5 kırmızı konfigürasyon olduğu için. Daha sonrasında burada bakın ön izlemeye geldiğimizde kırmızıya tıkladığımızda otomatik olarak
kırmızı modelin konfigürasyonunun olduğu görüntü karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde bir text metni ekleyerek gönüllüler arasında bağlantı kurabilir ve direkt olarak geçiş sağlayabilirsiniz. Bu da yine önemli bir detay. Açıklama anlamında bizlere fayda sağlayacaktır. Gelelim medya yayınlamaya. Burada resim dosyası olarak video veya teknik dokümantasyon içerikleri için ölçeklendirilebilir vektör dosyası olarak çıktı da alabiliriz. Buradan hangi sahnede çıktı alacaksak onu belirliyoruz. İsmini, ölçeğini ve ne kadarlık bir kalitede olacaksa ayarlıyoruz. Yine JPEG ve PNG olarak çıktı almak da mümkün. Buradan bilgisayarıma kayıt yapacağım. Space veya diğer uygulamalar içerisinde de kayıt etme işlemlerine imkanlarına sahipsiniz. Medyayı yayınla dediğim takdirde de burada bilgisayarıma otomatik olarak indireceğim. Ufak bir çözünürlükte işlem yaptım. Bakın şu an görsel kalitesi biraz az bir durumda. Buradan gelip işte yani 2K'lık bir çıktı alıp kaliteyi de yükselttiğim takdirde ve tekrar yayınla dediğimde daha yüksek çözünürlükte bir görsel elde etmemiz mümkün. Dediğim gibi X-Highlight bir render programı değil ama yine bu tarz ayarlarla planlanabilecek kaliteyi ayarlamamız mümkün. SVG uzantılı yani ölçeklendirilebilir vektör dosyası olarak da çıktı almak mümkün. Buradan işte dış çizgiler nasıl olacaksa ayarlamasını yapabiliyoruz. Yine silüet seçeneğinden dış çizgi kalınlıklarını ayarlayabiliyoruz vesaire. Bu ilgili ayarlamaları yaparak da hani ön izleme içerisinden yapmış olduğumuz ayarlamalar hani nasıl bir etki etmiş bunu da görüntüleyebiliyoruz güncelle komutuyla. Yani bunu yapmamızdaki de amaç da hani bir resmi kaydetmeden nasıl bir detayda olacağını öngörmek. Eğer yine istediğimiz gibi ise buradan bilgisayarıma yayınla diyerek bu projeyi yayınlayabiliyorum. Ve bu şekilde ölçeklendirilebilir vektör dosyası olarak da çıktı alabiliyorum. Bu da yeni ihtiyaç halinde tercih ettiğimiz bir yöntem. Videoya geldiğimizde burada oluşturduğumuz görünümlerin tamamını veya belli bir kısmını kullanarak yine yüksek çözünürlükte veya 30 veya 60 FPS değerinde bir video alabiliriz. Buradan ben yine bütün sahneler diyorum ama siz spesifik sahneleri seçerek de burada bir sonuç elde edebilirsiniz. İlgili sahnelerin tamamını seçtikten sonra yayınla seçeneğine tıkladığımda da otomatik olarak bir video oluşacaktır. Oluşan videoyu birlikte bir inceleyelim. Bakın burada sırasıyla ilk başta ikinci saniye, daha sonra üçüncü saniye olacak şekilde her bir saniye ayrı ayrı göstererek eklemiş olduğum sahneler üzerinden bir animasyon oluşuyor. Sizler de ihtiyaç halinde bu tarz içerikleri oluşturmak için X-Highlight uygulamasını kullanabilirsiniz. Ya daha öncesinde yapılan örnekler var. Onlar üzerinden ilerleyelim. Bu şekilde çıktılar alarak istediğimiz sonuca ulaşmanız mümkün. Genel olarak baktığımızda Product Communicator rolünün sağladığı artılar neler? Bunları sizlere ilk başta ifade etmek istiyorum. Birincisi, internet tarayıcısı ve bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebiliyor olması. Yani yine çok yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç olmadan programı kullanmanız mümkün. Aynı zamanda yine bulut tabanlı çalıştığı için bilgisayara kurulum gerekmiyor. Yani herhangi bir laptop'tan veya bilgisayardan kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak direkt olarak verilere erişme imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda veriler bulutta depolanıyor. Bu da yine hani hem veri güvenliği açısından hem de verilerin kaybolmasını önlemek açısından önemli bir detay. Aynı zamanda render işlemleri yine bulut üzerinden yürütülüyor XStudio için. Bu da önemli bir detay çünkü normal render programlarının hani render faaliyetleri bilgisayarda yürütüldüğünde yüksek miktarda işlemci ve ekran kartı kullanımı olduğu için bilgisayar render işlemi bitene kadar çok kullanılabilir olmuyor. Bu da yeni ihtiyaç halinde önemli bir artı. Bununla birlikte kullanıcı bazlı bir lisanslama modeli var 3D Experience platformunda. İşte bu chat lisanslarında olan işte lisans transfer etme ve benzeri gibi durumlar olmadan hani bir bilgisayarda oturum kapattıktan sonra bir 10-15 dakika bekledikten sonra farklı bir bilgisayarda oturum açıp uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunlar yine Product Communicator rolünün sağladığı önemli artılar. Benim yine burada sizlere ufak bir sorum olacak. Yanıtlamanızı sizlerden rica ediyorum. Firmanızda teknik dokümantasyon içerikleri için hangi programı kullanıyorsunuz? Composer, diğer veya
Şu an için herhangi bir program yok seçeneğini. Seçebilirsiniz. Yanıt verilmeye devam ediyor şu an. O yüzden biraz daha bekleyin. Vermiş olduğunuz yanıtlar için teşekkür ederim. Ankete katılan katılımcıların tamamı hani kompozurla bu işleri yürüttüklerini ifade ettiler. Tekrardan vermiş olduğunuz yanıtlar için teşekkür ederim. Genel olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Beşinci adımda da hani sormak istediğiniz detaylar varsa onları yanıtlamaya çalışalım. Daha sonrasında yine bir ufak bir anketimizden sonra sonlandıracağım. Var mıdır sorunuz? Benim o zaman yine burada size bir sorum olacak. Üçüncü ve son sorum. Genel olarak Product Communicator rolünü burada ifade etmeye çalıştık. Bu rolün sizler için bir çözüm sağlayacağına inanıyor musunuz? Bu noktada evet veya hayır şeklinde yanıt verirseniz webinar sonrasında sizlerle iletişime geçerek olumlu yanıt veren kişilerle bu çözümü detaylı bir şekilde ifade etmek isterim. Yanıtlar veriliyor. Biraz daha bekleyeyim. Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim. Genellikle olumlu bir geri dönüş olmuş bunlarla alakalı. Webinar sonrasında da ilgilenen arkadaşlara yine detaylı olarak ifade etmeye çalışırız bu rolü. Katılım sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte soru veya sorunlarınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medya platformlarımızda takip ederek güncelleyeceğimiz yine içerikleri veya yayınlayacağımız webinarları takip etme imkanına da sahip olabilirsiniz. Katılımınız için herkese tekrardan teşekkür ederim. İyi günler.